verebilir miyiz kubbeyi? Kubbeyi. Kubbeyi verin arkadaşlar. Kubbe hangisindeydi ama hangi numaraydı? Yukarıda kubbenin şeyi. Kubbenin sırrı. Kubbenin sırrı. Bir arkadaşlar bak tamam. Hocam siz anlatın. Eyvallah. Siz anlatın hocam. Şimdi minberde Tanrı'nın oğlu İsa yerine Allah doğmamıştır, doğurmamıştır olan Allah Samet'tir yazıyor ya. Evet. Ayasofya'nın ve Ayasofya'nın içini gösteren Ayasofya'nın DSF'si verin arkadaşlar. İçini orada durdururum. İçini görelim. Ayasofya'nın kubbesinde tam yukarıda bir İsa, şimdi Hazret demiyorum. Aleyhisselam demiyorum. Aleyhisselam demiyorum. İsa diyorum. Çünkü o onların Tanrı'nın oğlu olduğunu söyleyen İsa. O yüzden İsa figürü orada duruyor ve nurlanmış, aydınlanmış bir biçimde altında da şey yazıyor. Yeryüzünün nuru İsa'dır. Ha. Müslümanlar burayı aldıktan sonra kubbenin üzerinde bulunan İsa figürünün üzerini sıvayla kapatıp içine, oraya, içine arkadaşlar. İçine, Ayasofya'nın içine, kubbeye yani. Ayasofya'nın kubbesindeki İsa figürünü silip üzerine Nur Suresi 35. ayeti yazıyor. Şu güzelliğe bakar mısınız evet. Yalnız ya? Hristiyanken orada yazan şey İsa yeryüzünün nurudur. Müslüman olduktan sonra orada yazan şey yeryüzünün ve gökyüzünün nuru Allah'tır. Evet. Bakın burada durun arkadaşlar. Biraz daha gelsin. Devam etsin. Evet. Gelsin tamam bu işte. Tamam dursun. Kubbe bu. Burada İsa'nın bir figürü, parlatılmış, nurlanmış bir figür ve altında yeryüzünün nuru İsa'dır yazıyorken benim atam Hristiyan medeniyetine bir tokat vuruyor ve buraya Nur Suresi 35. ayet-i kerimeyi yazıyor ve diyor ki yeryüzünün ve gökyüzünün nuru Allah'tır. Evet, çok İsa güzel. İsa değildir. Çok güzel. Allah'tır. Nasıl ama iki medeniyet kapışıyor? Çok güzel. Burası Hristiyanlığa karşı Müslümanlığın tezlerini ortaya attığı ve Hristiyan tezlerini çürüttüğü bir mabettir. O kartını koyuyor, ben koyuyorum. Burası iki medeniyetin birbiriyle boy ölçüşmesidir. Biz bunu unutuyoruz. Evet. Hocam bir de şadırvanı verseniz arkadaşlar. Evet. Kaçtı şadırvan? 24. Ondan sonra şu Ayasofya'nın altını görelim. 24.